Türkiye'den Çin'e geçen, 4 Aralık'ta İstanbul'dan yola çıkan ilk ihracat treni Kayseri'ye ulaştı. 15 dakikalık molanın ardından yeniden hareket eden trenin yarın Kars'ta olması planlanıyor. Demir İpek Yolu olarak adlandırılan Asya-Avrupa kıtaları arasında en kısa, en güvenli, en ekonomik ve iklimi en elverişli demir yolu koridoru olan Demir İpek Yolu Orta Koridor, Türkiye'den Çin'e ilk ihracat trenini ulaştırmaya hazırlanıyor. Çin, Avrupa arasında Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığından sonra 4 Aralık'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu tarafından İstanbul Kazlıçeşme'den uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni Kayseri'ye ulaştı. Kayseri'de 15 dakika personel molasının ardından yeniden hareket eden trenin, Türkiye içinde 2323 kilometrelik parkuru 8 Aralık Salı günü akşam saatlerinde tamamlayarak Kars'a ulaşması planlanıyor. Sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi geçişi Kazakistan üzerinden Çin'in Şiyan şehrine ulaşacak. 754 metre uzunluğunda ve 4 vagondan oluşan tren taşıdığı beyaz eşyalar ile yoluna devam ediyor. Türkiye'de üretilen toplam 1400 adet soğutucuyu Çin'e 12 günde ulaştırması düşünülen ihracat treninin Türkiye'de 2323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3200 kilometre ve Çin'de 2100 kilometre olmak üzere toplam 8693 kilometre yol kat etmesi planlanıyor. Tren 2 kıta, 2 deniz, 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak.